Merhaba sevgili öğrenciler. Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Anıttepe Yayınları 5. Sınıf Türkçe ders kitabının 155, 156, 157 ve 158. sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 155'ten başlayalım. Hazırlık çalışmaları. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınızla paylaşınız. Getirdiğiniz haberlerde hangi toplumsal kuralların ihlali anlatılmıştır? Trafik kuralları ihlali yapılmıştır. Otobüste, dolmuşta ve benzeri toplum araçlarında büyüklerinize yer veriyor musunuz? Neden? Evet, yer veriyorum. Çünkü onlar ayakta durmakta zorlanıyorlar ama ben zorlanmıyorum. Onların sağlığı ve rahatı için yerimi veriyorum. Büyüklere saygıdan dolayı bu şekilde düşünülüp yer verilmesi gerekir. İhtiyacı olan birine yardım ettiniz mi? Yaptığınız bu davranıştan sonra kendinizi nasıl hissettiniz? Evet ettim. Yardım edince o kişinin mutluluğuyla ben de mutlu oldum. Birinci etkinlik. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Sokak adlı metine geçen nasihatlerle ilgili olan görselleri işaretleyiniz. En soldaki yaşlı adamı karşıdan karşıya geçiren resmi işaretliyoruz. Aşağıda çim sahada yere düşmüş arkadaşını kaldıran çocuğu işaretliyoruz. En aşağıdaki tekerlekli sandalyede oturan çocuğun olduğu resmi de işaretliyoruz. Sayfa 156. Metine geçen bazı kelimeler ve anlamları verilmiştir. Kelimeleri anlamlarıyla eşleştirerek bulmacayı tamamlayınız. 1 ödev, 2 terbiye, 3 baston, 4 yetişkin, 5 saygı, 6 kaba, 7 bellek. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız. Çocuğun babası pencereden onu izlerken ne görmüştür? Çocuğa bu konudaki nasihati ne olmuştur? Çocuğun babası pencereden onu izlerken bir kadına çarptığını görmüştür. Orasının herkesin evi olduğunu ve dikkatli olması gerektiği nasihatini vermiştir. Çocuğun babası sokaklar için orası herkesin evidir diyerek neyi kastetmek istemiştir? Sokakların ortak yaşam alanı olduğunu ve evde nasıl davranılıyorsa o şekilde davranılması gerektiğini anlatmak istemiştir. Çocuğun babasına göre bir milletin terbiyesi hakkındaki yargıya nasıl varılır? Siz bu fikre katılıyor musunuz? Bir milletin sokaktaki davranışlarıyla o milletin terbiyesi hakkında yargıya varılır. Çünkü insan evde nasıl davranıyorsa dışarıda da o şekilde davranır. Bu fikre katılıyorum. Babanın oğluna verdiği nasihatler sizce tutarlı mıdır? Neden? Evet, nasihatları tutarlıdır. Çünkü toplumsal huzur herkesin toplumsal görevini yerine getirmesiyle sağlanır. Evimizi temiz tuttuğumuz gibi çevremizi temiz tutmalıyız. Evimizde aile büyüklerimize saygı duyduğumuz gibi dışarıda da büyüklerimize saygı duymalıyız. Çocuğun babası da bu nasihatleri vermektedir. Sayfa 157, 4. etkinlik. Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Konu, bir babanın çocuğunun dışarıda olan yanlış bir davranışını uyarması ve nasihat vermesi. Ana fikir, sokak toplu kullanılan bir evdir. Bu yüzden sokaktaki davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekir. 5. etkinlik. Sizce metnin başlığı ve içeriği arasında nasıl bir uyum vardır? Bu metni siz yazmış olsaydınız, metne hangi başlıkları koyardınız? Metnin başlığı ile metnin içeriği uyumludur. Metnin başlığı büyük ev, sokak ya da toplumun ödevi gibi başlıklar koyardım. 6. etkinlik. Metinde babanın çocuğa verdiği nasihatleri aşağıya yazınız. Sokakta davranışlarını ölç. Sokakta rastladığın bir ihtiyara, koltuk değnekli bir sakata, yaşlı bir aileye, yükün altında eğilmiş olan bir adama saygıyla yol ver. Sokakta ağladığını gördüğün çocuğa neden ağladığını sor. İki çocuk kavga ediyorsa onları ayır. Eğer büyükler kavga ediyorsa oradan uzaklaş. Sokakta gereksiz yere bağırma, koşma. Yaşlı bir adamın düşürdüğü bastonu yerden al gibi nasihatler verilmiştir. Bu nasihatlere katılıyor musunuz? Neden? Evet, katılıyorum. Toplum içinde yazılı olmayan kurallar vardır ve bizler bu kurallara uymalıyız. 7. etkinlik. Bilge bu sözlerle İnsanların nasıl eşit aranmasını ve adil olmasını istiyor. Bilginin düşüncelerine katılıyor musunuz? Evet, bu düşüncesine katılıyorum. Çünkü kimseye dış görünüşünden ve görüşlerinden dolayı yargılayamayız. Herkese saygı duymasını bilmeliyiz. Bilginin dediği davranışlara uyarsak toplum daha huzurlu olur. Sayfa 158. 8. etkinlik. Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı nasıl hayat olurdu? Konusunu gruplara ayrılarak sınıfta tartışınız. Grupların bakış açılarından yola çıkarak konu hakkında genel bir yargıya ulaşınız. Bir çatı altında yaşayan millet elbette birbiriyle iletişim kurmak durumunda kalacaktır.
Toplumsal alanlarda iletişim kurduğumuz her insana karşı kibar ve saygılı olmalıyız. Bu kurallar olmasaydı bir kaos oluşurdu. Toplum huzursuz olduğu gibi suç oranı da ülke çapında artardı. Milletimize en doğru şekilde gösterebilmek için ve huzur için bu kurallara uymalıyız. 9. etkinlik. Dinlediğiniz sokak metninden hareketle yeni bir metin oluşturunuz. Yazısı, davranışlarda saklı sokak kuralları. Sokak demek kuralsız bir hayat demek değildir. Belki bir yerlerde yazmıyordur ama gözlerde ve davranışlarda yazıyor bu kurallar. Okumasını iyi bilmemiz lazım. Mesela bağırarak konuşmaman gerektiğini yaşlı bir teyzenin bakışlarında görebilirsin. Ya da koşmaman gerektiğini ağır ağır yürüyen insanlardan anlayabilirsin. Birisine çarptığına özür dilemeyi anne ve babandan görmüşsündür. İşte böyle bir yerlerde yazılı bu yazısız kurallar. Bir sonraki derse hazırlık. Hacivat ve Karagöz oyunları hakkında araştırma yapınız. Türk kültüründe ne zaman ortaya çıktığı bilinmeyen gölge oyunu, insanı güldürürken düşündüren ve toplumsal bilinç oluşturan ikili konuşmadır. Günümüzde insanlar hoşça vakit geçirmek için neler yapıyor? Gözlemleyiniz. İnsanlar yaş gruplarına göre hoşça vakit geçirmek için farklı etkinlikler yapmaktadırlar. Orta yaş üstü insanlar genelde eski arkadaşlarıyla birlikte oturup muhabbet ederler. Genç ve orta yaş grup insanlar sosyal medyada vakit geçirirler ve sevdikleri insanlarla buluşarak muhabbet ederler. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.